Teşekkür ederim. Bugün İstanbul'da çok önemli bir proje ve haber açıklandı. Senin de söylediğin gibi yanımda TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sayın Sani Şenaver. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Ulaştırma Bakanı ile beraber Antalya Havalimanı'nın projesiyle ilgili detayları açıkladınız. O detaylarla başlayalım. Teşekkürler, sağ olun. Biz 1 Aralık'taki ihaleyi almıştık biliyorsunuz. Antalya Havalimanı bayağı kapasite olarak sıkışık bir durumda. Terminalde ve apronda çok ciddi sıkışıklıklar var. Pistlerde ve hava sahasında hiçbir sıkışıklık yok. Ama dediğim gibi apron, terminal ve otoparkta ciddi sıkışıklıklar var. Onun için 765 milyon euroluk bir yatırım planlanıyor. Bunu yapacağız. Ama İhale şartnamesinin önemli bir maddesi de verilen kira bedelinin, ki 7 milyar 250 milyon artı KDV, bu kira bedelinin %25'i kadarını 90 gün içinde avans olarak vermekti. Bu da 1 milyar 812,5 milyon oluyor. Bugün de 90. gündü. Biz hakikaten şu şartlardaki zor bir şartlar, yani dünya ekonomisinin durumu malum, Rusya-Ukrayna savaşının durumu malum, buraya bu parayı bulmaktan dolayı bugün hakikaten biz çok mutluyuz. Yani bir kere ortağımız Fraport'la birlikte 750 milyon euro sermaye yatırdık. Bu çok ciddi bir rakam. Yani baktık böyle, Türkiye'de bu boyutta 12 milyar TL ödenmiş sermayesi olan nadir şirketlerden birisiyiz. Yani o açıdan çok mutluyuz. 750 milyon euroyu bulduk. Onu getirdik sermaye olarak. Onun dışında 1 milyar 225 milyon euro da kredi bulduk. Bu kredinin önemli bir kısmı yurt dışındaki bankalardan geldi. Türkiye'deki bankalarımıza ciddi katkılarda bulundu. Bunların hepsini birleştirdik. Bugün 1 milyar 812,5 milyonu devletimize ödedik. Hakikaten mesela benim kariyerimin en önemli noktalarından birisi. Ben çok mutlu oldum yani böyle bir ortamda. Çünkü yabancıları ikna etmek önemliydi. Bu projenin gerçekten finansal olarak modelinin çalışacağını onlara iyice anlatabilmek önemliydi. Hepsini anlattık. Bankalara da iyice anlattık. Yani Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bir de önemi şu. Yani oraya Antalya Havalimanı'na gelen yolcuların en büyük kısmı Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Yani bütün bunlara baktığınızda büyük bir zorluk vardı. Fakat 2051 yılına kadar bu proje bizde. Krizler her zaman olabiliyor. Maksat bu krizleri iyi yönetebilmek. Biz de tav olarak yani çok kriz yönettik. Bu krizleri yönettiğimizin de yatırımcılar hepsine şahit oldular iyi yönettiğimizin. Bunu da iyi yöneteceğimize inandıkları için bu krediyi almış olduk. Ve bugün avansı ödedik. İnşaata da zaten başladık. Onun için mutluyuz. Detayları soracaktım ama siz bir çırpıda anlattınız. Ben yine de sormak istiyorum. Şimdi özellikle finansman maliyeti savaş koşullarından sonra yükseldi mi? Yatırım projeksiyonunda ve geri dönüş sürecinde bu maliyet değişikliğe sebep oldu mu? Şimdi şöyle, şu anda tabii maliyet değişikliği oldu. Yani Türkiye'nin CDS primi savaştan dolayı işte 1,5-2 civarında artınca aynı oranda bizim aldığımız kredi miktarı da kredinin faizi de artmış oldu. Tabii ki bu bir şanssızlıktı. Ancak bizim finansal modelimizde her zaman krizler için ayrılmış bir pay var. Bunu ilk başta bir kısmını harcamış olduk. Gerçi biliyorsunuz bu bir köprü kredisi. 2 yıllık bir kredi. Bu köprü kredisinden sonra biz hemen yarından itibaren proje finansmanına başlıyoruz. Yani bu proje finansmanı da 2 yıl içinde inşallah onu bitirmeyi planlıyoruz. O proje finansmanı süresince bu köprü kredi için bu gelen 1,5 artışın karşılayacağımıza inanıyoruz. Sahne ve yüksek sezona girmek üzereyiz. Ama bir diğer taraftan baktığımız zaman sizin de söylediğiniz gibi önce Almaty, sonra Ukrayna, Rusya. Dolayısıyla şimdi Antalya'ya gelen özellikle Rusya'dan gelen turist sayısı galiba kapasitenin %40 kadar, yani %50'ye yakını. Bu kadar zorlu bir süreci nasıl aştınız? Birkaç cümleyle de onu söyler misiniz? Şimdi şöyle, tabii ki ben aşacağımızı düşünüyorum. Açtık diyemiyorum, aşacağımızı düşünüyorum. Neden? Şu anda Antalya'ya yoğun bir Rus gelişi var. Yani Ukraynalı gelmiyor tabii ki, gelemez. Onlar çok zor durumdalar. Ama Ruslar geliyor. Ruslarla ilgili bizle ilgili sıkıntı şu. Rusların gelmesinde bir sıkıntı gözükmüyor. Fakat onları taşıyacak olan hava araçlarının bu Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın koymuş olduğu
sanctionlardan dolayı sıkıntı var. Yani mesela biliyorsunuz Rusya leasingle almış olduğu uçakların leasing firmaları uçaklarımızı geri ver dedi. Rusya vermedi. O uçakların Türkiye'ye kullanılıp kullanılamayacağı bir sorun. Türk Hava Yolları'nın taşıyacağı yolcuları için ve uçakları için sigorta sistemi bir sorun. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kendi sigorta restorasyonuyla birlikte, restorasyon şirketiyle birlikte bunu halledeceğini konuşuluyor, düşünüyoruz. Biz de uğraşıyoruz. Rus tarafı da uğraşıyor, Türk tarafı da uğraşıyor. Yani çünkü turizmde bizim çok ciddi bir kaybımız olur. Bunun olmaması gerekiyor. Zaten iki yıldır pandemiden dolayı bir kayıp vardı. Fakat genelini sorarsanız şöyle, yani Antalya'yı biz 2051 yılına kadar aldık. Yani 2051 yılının başında bunlar oldu. 2027'de başlıyor bizim şeyimiz. İnşallah bunlar hepsi ileride, hepsi kavur edilecektir. Bir sorun olacağını biz düşünmüyoruz. Şimdi Sani Bey, çok sorum var. Hızlı hızlı sormak istiyorum. Çünkü çok merak ettiğimiz konu var. Rakamlar çok büyük, büyük montanlı. Özellikle bu ihalede yolcu garantisi yok. Nasıl bir fizibilite ve yatırım geri dönüş süresi planladınız? Bu da çok önemli. Şimdi şöyle, doğru. Yolcu garantisi yok ama biz Antalya'yı o kadar iyi biliyoruz ki Antalya'yı şu anda biz işletiyoruz zaten Fraport'la birlikte. 4 yıldır 5 yıldır biz işletiyoruz. Yani ezbere biliyoruz neler olacağını neler olmayacağını. Pandemide bile Antalya ayakta kaldı. Yani 35 milyon yolcu gelmişti pandemiden önce. Pandemi süresince 22 milyon yolcu geldi Antalya'ya. Yani Antalya en zor şartları bile çok iyi yaşayabiliyor. Ondan dolayı biz projeye güveniyoruz. Bizim geneline baktığımızda da bizim Antalya'yı ve Almaty'yi almadan önce ortalama imtiyaz süremiz 8 yıla kadar düşmüştü. Şimdi 30 yıla çıktı. Yani ortalama süremiz 30 yıla çıktı. Onun için bu tavın artık bundan sonra çok ciddi oranda gelecekteki yolcuları kapsayabilme kapasitesi oluştu. Antalya'nın 2051 yılına kadar işletiyor olması bu başta gelen bu talihsiz krizleri çok rahatlıkla bizim finansal modelimiz halledecektir. Sami Bey, burada büyük de bir doğrudan yabancı yatırım var. Yabancı yatırımcıların bakışında bu süreçte yaşananlar herhangi bir tereddüt yarattı mı? Çünkü bu kadar büyük montanlı bir kredide yabancı yatırımcının direkt sizinle beraber olması aslında Türkiye açısından da çok önemli. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Ya, tabii ki yani yabancının işte gördük bir kere bizim ortağımız Fraport Alman firması ama aynı şekilde bizim TAV'ın bu projedeki ortağı Fraport ama TAV'ın kendi hissedarlarının en büyüğü Aéroport de Paris, Fransız firması. Onlar da tamamen olayın içindeydiler. Yani bir Fransız ve Alman firması tamamen bu olayın içindeydi. Yani onların hepsi kendileri kendi bakanlıklarından, kendi devletlerinden olur alarak geldi. Yabancı bankaları getirdiler. Onun için demek ki Türkiye'nin geleceğine güvenleri sonsuz. Çünkü hele Fraport 20 yıldır Türkiye'de. Bizle çalışan, yani bizim ortağımız olan Aéroport de Paris'de 2012'den beri 10 yıldır Türkiye'de. Bunlar gördüler Türkiye'deki gerçekleri, krizleri yaşadılar, her şeyi gördüler. Ama baktılar ki Türkiye'de sağlam büyük bir devlet. Yani onun için rahatlıkla alınan kredi yabancı bankalardan önemli ama 750 milyon euro sermaye koydular buraya. Yani bu daha önemli bence. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.